Cenab-ı Hak insanoğlunu mükerrem yarattığını bildiriyor. Sayısız mahlukat. Bu kadar sayısız mahlukat içinde velakat keremna beni Adem buyuruyor. Biz hakikaten insanı mükerrem şan ve şeref sahibi kıldık buyuruyor. Tabi bu hangi insan? Ve nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Yani ruhumdan üfürdüğüm zaman Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani kendinden istidatlar ve o istidatlar kul Cenab-ı Hak yaklaşacak. Nefahtu fihi min ruhi. Yine Cenab-ı Hak lakat halaknel insani fi ahsin takvim buyuruyor. Biz insanı en güzel şekilde bir yarattık. Yani insan sanat eseri olacak. Nasıl Resulullah Efendimiz bir insanlıkta bir abideydi. Onun ümmeti de o şekilde olmanın gayreti içinde olacak. Ve bir ahsen-i takvime en güzel yaratılışa mesafe kat edecek. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki ey hak yolcusu diyor. Gerçeği öğrenmek istiyorsan Musa da Firavun da senin içindedir. Bugün onlar senin içinde yaşıyorlar. Yani ruhunla nefsin. Senin varlığında gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sefer birbirine düşman bu iki kişiyi kendini araman gerekir buyuruyor. Cenab-ı Hak kulunu seviyor ve kuluyla dost olmak istiyor. Kuluyla dost olmak da müştereklikten, dostluk müştereklikten meydana gelir. Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı vardı. En çok Yusuf Aleyhisselam kendisinin gönül âlemine yakındı. Çünkü insan kendi içindekini karşısında gördüğü zaman onun sevgisi artar. Yakup Aleyhisselam iç dünyasını Yusuf'ta gördü. Yusuf'a meyli arttı. Nasıl bir kulun da kalbi hayatında cemali esma tecelli eder, o kulla Cenab-ı Hakk'a bir dostluk meydana gelir. Cenab-ı Hak müminleri kelime-i tevhid ile dostluğa davet ediyor. Kelime-i tevhid anahtarı ile giren İslam dairesinde bir mümine yakışan dostluğun gerektiği gibi hareket etmektir. Kelime-i tevhid la ilahe ile başlıyor. Baştan nefi. Allah'tan uzaklaşacak her şey, her hususiyet, her temayül kalpten silinecek. İllallah kalp Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatının tecellisi haline gelecek. Yani takva üzerine bir hayat yaşanacak. Cenab-ı Hakk'ın müminlerden istediği bir dostluk nişanesi. Bu da dostluğun gönlüne ne ölçüde bir idrak haline gelebilmesi. Zira gerçek dostluk dost dostunu unutmaz. Demek kul da Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Nasıl unutmaz? Dost olursa unutmaz. Dostluğu yaşayabilirse unutmaz. Bu dostluğu yaşamanın da şartı nefsani hallerini bertaraf etmesi. Dünyaya bir imtihan mektebi olarak geldik. Cenab-ı Hak bu dünyayı insan için halketti. İnsanın bir endam aynası dünya. İnsanın Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran ne kadar bir malzeme varsa hepsini Cenab-ı Hak ihsan etti. Yani öyle bir şey olacak ki kul her gördüğü şeyi Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Çünkü her şey zerreden küreye, hücreden galaksilere Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle bir abes yok. Cenab-ı Hak insanı da abes olarak yaratmadık buyuruyor. Onu huzurumuza gelmeyeceğini zannediyor buyuruyor. Bu kainat mucizevi ayetlerle dolu. Bir tecelli ve esrar kitabı. İsmail'in fiili tecelli adeta sessiz bir Kur'an kainat. Kur'an-ı Kerim ise sesli bir kainat. Kainat sessiz bir Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an'da kelame bürünmüş, konuşan, öğüt veren bir kainat görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ise her ikisinin kavşağında bulunan bir irfan mihrakı ve tecelli abidesi. Hangi insan bu? Cenab-ı Hakk'a dost olan bir insan olmuş oluyor. Cenab-ı Hak bu imtihan mektebinde her kulu ayrı farklı istidatlarla yarattı. Kul bu mektepte nefsani engele takılmayacak. Önce kalpten fucur bertaraf edecek. Daha sonra fucurdan temizlenmiş olan kalbi takvaya istikametlendirecek, istidadına göre inkişaf ettirecek. Resulullah Efendimiz inkişafına göre terbiye ederdi. Mesela Ebubekir Efendimiz zirve oldu. Efendimiz sonra ikinci oldu, ikinin ikincisi oldu. Ömer radıyallahu anh bir sert mizaçlıydı. Onu da öyle bir tedavi etti ki benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelirdi oldu. Musab'ı öyle terbiye etti. Habeşli Vahşi'yi de
Onun zaten vahşi dönü, bu kadar bir vahşet sıfatı vardı. O da radıyallahu anh haline geldi. Neyle oldu? Efendimiz terbiyesiyle oldu. Cenab-ı Hak fe'lema fucura ve takva kat eflamen zekkaha buyuruyor. İlk kalbi alemden yani Firavun diyor Mevlana fucur atılacak. Kalp takvaya doğru mesafe alacak. Kat eflamen zekkaha iç alem, gönül alemi temizlenecek. Takvanın farik faslı hiçlik. Yani kul tevazu sahibi olacak, cömert olacak, feraset sahibi, ince düşünen olacak. Ben demeyecek, yalnız ya Rabbi sen diyecek. Bir hak dostu onu ifade ediyor. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Yani bir ibadur rahman olacak. Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği bir kul olacak. Cenab-ı Hak bu vasıfları muhtelif ayetlerde bildirir. Mesela Fatır Suresi 29. ayetinde ticareten lentebur buyuruluyor. En hayırlı ticaret. Dünyevi ticaretler var çeşit çeşit. Fakat en hayırlı ticareti bir ahiret ticareti, Cenab-ı Hakk'a dostluk ticareti. Cenab-ı Hak Allah'ın kitabını okuyanlar, Kur'an'ı okuyanlar, yaşayanlar ve yaşatanlar Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de hayat bulanlar, hayat bulduranlar. İkincisi namazlarını ikame edenler, ruh ve beden ahengi içinde. Secdeye gitmenin bir sevinci içinde. Cenab-ı Hak secde ve yaklaş buyuruyor. Bu şekilde bir namaz kılanlar. Üçüncüsü de Allah'ın verdiği nimetlere zaruret varsa açık, zaruret yok gizli olarak infak ederler. Bunlar zarar görmeyecek bir ticaret, bir kazanç Cenab-ı Hak'tan bekleyebilirler buyuruyor. Yani umulur ki böyle bir kazanca nail olurlar. Ticareten lentebur buyuruluyor. Ramazan-ı Şerif de böyle bir üç aylar da inşa hayatımızın her safhası da inşallah bu ticareten lentebur üzere bir Cenab-ı Hak ömür nasip eder inşallah. Bu gönül nasıl olacak? Yine Enfal suresinde Allah anıldığı zaman vecilet kulubühüm buyuruluyor. Yani Allah anıldığı zaman kalpleri titrer buyuruyor. Cenab-ı Hak titreyen bir yürek istiyor müminde. Nasıl insan herhangi bir şeyde, bir faciada vesairede bir korkar, kalbi titrer. Bir sevinçte sevincinden kalbi titrer. Bundan daha öteye Cenab-ı Hak alındığı zaman vecilet kulubühüm kalpleri titrer buyuruyor. Böyle bir kalp istiyor. İşte bu kalp Cenab-ı Hak dost olan bir kalp. İkinci olarak saadetüm imana buyuruluyor. Kendini Allah'ın ayetleri okun zaman imanları artar. Tabi ayetleri okuduğu zaman ne artar? Tefekkür artar. Tefekkür arttıkça aman ya Rabbi der. Hayret içinde kalır. Ne ilahi tecelliler der. Ya Rabbi ne kadar büyüksün der. Bir çiçeğe bakar, yavrusuna bakar, kendine bakar, semaya bakar, bir toprak terkibine bakar. Daima aman ya Rabbi der. Yani bu tefekkür kalbin durumuna göre. Mesela bir dalgıç sahile bakan bir kimse ancak ufka kadar görür. Güçlü bir dalgıç her indiği merhaleden ayrı ayrı manzaralar seyreder. Kur'an'ın getirdiği en büyük merhale yani Kur'an tahsilini. Bu Kur'an tahsili bir kalbi tahsildir. Üçüncüsü ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Tevekkül ederler. Gaybı bilmiyorsun. Hayır bildiğin şey şer olabilir, şer bildiğin şey hayır olabilir. Zira tevekkül ve bitirsin. Birçok ayette Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Ondan sonra namazlarını dost doğru kılarlar. İkame ederler namazlarını. Beden ve kalp ahengi içinde kulun Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştığı yer secdelerdir. 99 yerde geçer Kur'an-ı Kerim'de. Yine beşincisi, yine aynı şeye gelir, ticaret-i lentebur'da olduğu gibi. Onlar kendileri rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Velhâsıl hayat, beşik ile tabut arasında metcezilerle, iniş çıkışlarla dolu bir koridor, bir yolculuk. Hayat, metrajı belli olmayan bir makara gibi, bir yumak gibi, ömrün nerede, ne zaman nihayet bulacağı da meçhul. Bu sebeple her an tedarikte olmak zaruri. Cenab-ı Hak bir pişmanlığı bildi Münafıkun Suresi'nin 10. ayetinde. Ölüm anı gelir de ya Rabbi biraz açsan, biraz daha zaman versen de
sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin Cenab-ı Hak buyuruyor. Cenab-ı Hak ölümü meçhul kılmış zaman her an kul ölümü bekleyecek ve ona hazırlıklı olacak. Dünya ve ahiret saadetinin temelinde kundak ile tabut arasında sıkışan idrakteki ölüm bilmecesini çözmek olur. O da Cenab-ı Hakk'a yakınlıkla olur. O zaman insanların idrakinde belirlenen hayat anlayışı nedir sualinin en güzel cevabı mezar taşları ifade eder. Onun rutubeti ifade eder. Gelen niye geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Giden nereye gitti? Ve senin durumun ne? Cenab-ı Hak küllü nefsin zâikatül mevt buyuruyor. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ne dünyada kaçış yer var, ne kabirde kaçış yer var, ne de yekulül insani yevmizin eynel mefer, ne de kıyamete kaçacak bir yer var. Kaçacak yer neresi? Cenab-ı fefurru ilallah, Allah'a koşun buyuruyor. Cenab-ı Hakk'a sığının buyuruyor. Tek liman bu hayatın dalga fırtınaları içinde Cenab-ı Hakk'a sığınabilmek. Gerçek tahsil nedir? Tahsil deniyor. Cenab-ı Hak muallim olarak Efendimiz'i gönderdi bütün kainata. 40 yaşına kadar Mekke-i Mükerreme'de bir tahsil edecek bir yer yoktu. Öğreten de yoktu, öğrenen de yoktu. Bir kütüphane de yoktu. Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyuruyor. Ve insanlığa da Efendimiz'i bir muallim olarak gönderdi. Gerçek tahsil, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ yaratan Rabbinin adıyla oku, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyabilmek. Onun insan varlığı içinde, bütün varlıklar içinde, onun insan varlığı için en mükemmel üstünü halk etti. Peygamber Efendimiz ise bütün insanlığın yegân üsve-i hasene, örnek şahsiyet. Yani kimse diyemez ki benim başımda şu hadise var, onun bir benzeri Efendimiz'in zamanında asr-ı saadette geçmedi diyemez. Asr-ı saadet muhakkak bir benzeri geçmiştir ve bunu Efendimiz'den de onun bir tedavi tarzını almıştır.